İyi akşamlar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen Siyaset ve Toplum Konuşmalarının ilkine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Talip Küçükcan. Konuğumuz diyoruz ama Talip hocamız bize yabancı değil. Bizim üniversitemizde dersler veriyor ve yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizin test süreçlerinde hep bize katkıda bulunuyor. Ee, Talip hocamıza e, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. İzniniz varsa kısaca e, seyircilerimiz, izleyicilerimiz tabii ki sizi tanıyor ama kısaca bahsetmek istiyorum. E, Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamız e, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, e, Lisans Eğitimi Uludağ Üniversitesi'nden, e, sonrasında e, Türk Diyanet Vakfı Bursu ile Londra Üniversitesi'ne bağlı School of Oriental and African Studies'de yüksek lisans e, yaptı hocamız. Warwick Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Ee, sonrasında İSAM'da çalıştı hocamız. 2009-2013 yıllarında YÖK Başkan Danışmanlığı, 2011-2014 arasında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, SETE Vakfı Dış Politik Araştırmaları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2014-2015 yıllarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nde Müslümanlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük ile mücadele özel temsilcisi olarak görev yaptı. 25 ve 26. dönem milletvekilliği ve siyasi açıdan Avrupa ile ilişkiler açısından çok kıymetli tecrübeleri kazandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonlu Başkanlığı yaptı. Hocamızın çalışmaları karşılaştırmalı din ve devlet ilişkileri, laiklik, göç, Avrupa'da Türkler, İslamofobi ve ikisi öğretim politikaları konularında çalışmakta hocamız. Son dönemde hocamızın e, piyasaya çıkan iki kitabı var. E, bir tanesi e, yanlış e, söylüyorsam hocamız e, düzeltebilir. Herhalde doktora tezi ve ikinci baskısı yapıldı. E, e, İngilizce başlığı Politics of Ethnicity, Identity and Religion, Turkish Muslims in Britain. E, bu kitap şu anda piyasada. Yanılmıyorsam ikinci baskısı. E, çalışma çok e, talep gördüğü için yeni bir baskısıyla tekrar piyasaya sunuldu. Bizim aslında bugün üzerinde konuşacağımız konu ve hocamızı davet etmemizin sebebi diğer kitabı. Kitabın başlığı Diyaspora Türkleri, Avrupa'da Türk İmajı ve İslamofobi. Hocamızın bu kitabı ben şu anda bizi takip eden herkese öneriyorum. Hocamız Avrupa'daki Türklere, Avrupalı Türklere, Türk diyasporasına yakından gözlemleme imkanı olarak çok kıymetli gözlemlerini bizimle paylaşıyor bu kitapta. E, kitap aslında dört bölümde e, bu konuyu inceliyor. Birinci bölümde e, Türkiye ile ilgili çalışmış e, kitaplarla ilgili kitap tahlilleri var. Türkiye'yi anlatan, Osmanlı'yı anlatan, e, Atatürk'ü anlatan, e, bizim nasıl gözüktüğümüzle ilgili, yani imajımızın, algımızın nasıl olduğu ile ilgili e, kitapların tahlilleri var. Sonrasındaki bölümde bu kitapta e, bu kitapları yazanlarla yapılmış mülakatlar var. Onlara doğrudan sorulan sorular ve bu soruların cevapları var. Bir diğer bölümde hocamız e, diaspora Türklerinin yaşadığı sorunlara değiniyor. E, eğitim e, sorunu, kimlik sorunu, e, gettolaşma, e, Avrupalı Türklerin yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki hayata katılımları ile ilgili e, karşılaştıkları meseleler burada konu. Son olarak da biz belki bugün e, ne kadar değiniriz bilmiyorum ama İslamofobi konusu var. Yani Türkofobi, İslamofobi, popülizm, yükselen sağ meselelerine değiniyor hocamız? İlk sorum e, kitapla ilgili ve bu konularla ilgili. Sonrasında sözü hocama bırakacağım. E, ardından da e, sizler YouTube üzerinden bizleri izliyorsunuz. YouTube üzerinden e, yanda konuşma kutusundan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocamızın e, konuşması bittikten sonra soru cevaba geçeceğiz. Hocam bu kitabı yazma, bu konularla ilgilenme merakı nereden başladı? Anladığım kadarıyla doktora yıllarınızda dayanıyor. E, Avrupa'da Türk imajını çalışmak, Müslüman imajını çalışmak neden önemli? Buyurun hocam. Erhan hocam öncelikle teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için beni ve serinin ilk konuşmacısı olmak da benim için büyük bir onur. Onu da ifade etmekte yarar görüyorum. Ayrıca rektörümüze, dekanımıza ve e, teknik ekibe de teşekkür ediyorum bizi izleyicilerle buluşturduğu için. E, hocam benim e, Türk imajına ilgim, e, Avrupa'daki Türk ve Müslüman imajına ilgim sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni değil, oldukça eski. Bunun temel nedeni hocam Avrupa kimliği kimliğiyle Avrupa'nın ötekileştirdiği topluluklar arasındaki ilişkiler. Şimdi evet Avrupa kimliği dediğimizde homojen bir kimlikten bahsedemeyebiliriz belki veya e, yeknesek bir Avrupa'dan bahsedemeyebiliriz. Ama Avrupalılara sorduğunuz zaman ya da Avrupalıların literatürüne baktığınızda karşınıza bir Avrupa kimliği çıkıyor. Mesela şu anda işte Avrupa Birliği'nde bu tartışmalar var. Ama onun da ötesinde bir Batı uygarlığı, bir Avrupa uygarlığı fikri var. Bu fikre baktığımız zaman acaba bu fikir, Kendisi nasıl ifade ediyor? Bunun içeriğini nasıl dolduruyorlar? Bu merakla ben bu işlere başladım. Bu Avrupa kimliğini, Avrupa'nın ötekisinin kimler olduğunu görmek için. Burada şunu gördüm. Avrupa kendisini tanımlarken ya da Batı medeniyeti, Avrupa kimliği kendisini tanımlarken bir takım referansları var. Bir takım sabiteleri var yani. Ayaklarının bastığı yerler var. Bunlardan bir tanesi ki bir tanesi Antik Yunan düşüncesi, felsefesi, kültürü ve medeniyeti. Diğeri Roma. Buna da çok e, önem atfediyorlar. Bir başka önemli ayağı e, Hristiyan ve Musevi ya da Hristiyan Yahudi kimliği diyebileceğimiz Judeo-Kristiyan kimlik ya da e, uygarlık birikimi. Buna çok önem veriyorlar. Ve daha sonraki yıllarda e, ve asırlarda ortaya çıkan aydınlanma, e, Fransız devrimi ve e, endüstri devrimi gibi e, Batı'nın içinde yaşadığı bu e, bahsettiğimiz süreçlerin hepsini birden e, Batı kimliğinin ve e, Batı medeniyetinin temel değerleri olarak görüyorlar. Ve e, malumlarınız bütün kimlikler ister e, grup kimliği olsun isterseniz daha büyük kolektif ve medeniyet kimliği olsun bir ötekine ihtiyaç duyuyor. Yani kendisini bir taraftan tanımlarken bir de ötekiyle karşılaştırarak tanımlar. Avrupa'nın ötekisinin bu süreçte baktığımız zaman özellikle Müslümanlar olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Avrupa'nın ötekisi Çin değil. Avrupa'nın ötekisi Hint medeniyeti değil. Avrupa'nın ötekisi doğal olarak tabii Amerika'da değil. Hatta Avrupa'nın ötekisi Afrika'da değil. Çünkü onları kendilerine zaten denk olarak görmüyorlar. Sömürgeleştiriyorlar. Onları çok daha basit, ilkel bir e, kabileler yığını olarak görüyorlar. Dolayısıyla burada karşımıza iki tane önemli unsur çıkıyor. Kadim dönemlerden itibaren baktığımızda İslam önemli bir öteki olarak Avrupa kimliğini şekillendiriyor. Bir başka tabii ki önemli unsur. Avrupa'nın ortalarına kadar geçmişte giden Türkler. Çünkü özellikle Müslüman milletler söz konusu olduğunda, Müslüman topluluklar söz konusu olduğunda Avrupa ile en fazla haşır neşir olan, Avrupa'nın ta işte en önemli kentlerine kadar gider, Viyana'ya kadar giden bir uygarlık birikimi var. Bu da Türklerin temsil ettiği bir uygarlık ya da Türklerin temsil ettiği kimlik. Elbette en dürüstü de unutmamamız gerekiyor. Yani Müslümanlık söz konusu olduğunda da, işte Kuzey Afrika'dan Endülüs'e giden Müslümanların kurduğu bir medeniyet var. Dolayısıyla Avrupa e, çalışıldığı zaman Avrupa kimdir, Avrupa medeniyeti deni, nedir denildiği zaman ister istemez karşınıza Avrupa'nın ötekisi olarak Avrupa'nın kendi kimliğini konsolide etmek için tehdit olarak gördüğü ve sürekli olarak kendisini buna karşı savunduğu ve e, bu bahsettiğimiz ülkelere veya medeniyetlere saldırıyı da meşrulaştırmak için kullandığı bir ötekisi var. Bu ötekisinin Modern dönemlerde Türkler olduğu gayet açık çünkü özellikle 1950'li 60lı yıllardan itibaren de bu sizin bahsettiğiniz diaspora Türkleri kitabında gördüğümüz gibi Türkler Avrupa'nın hemen hemen bütün kentlerinde varlar bugün yaklaşık 5-6 milyon civarında kesin olmamakla beraber bu rakamlar benim araştırmalarıma göre 5.8 milyon civarında bir Türk diasporasından bahsetmek mümkün. Tabii bunlara baktığımız zaman ister istemez size bunlar siyasette, kültürde, ekonomide, kimlik tartışmalarında, medeniyet arası ilişkilerde, Türkiye-AB ilişkilerinde hep karşımıza çıkan meseleler bunlar. Örneğin siz de tabii Avrupa Birliği konusunda çok uzmansınız, bu konuda çok çalışıyorsunuz. Mesela Türkiye-AB ilişkilerinde en son geldiğimiz nokta malumlarınız aslında medeniyet ve kültür Kimlik ayrışması meselesi, teknik meselelerde çok ilerlemeler kaydedildi. Hatırlayınız, Türkiye-AB ilişkilerinin sıkıntılı olduğu dönemlerde AB ne diyordu müzakerele başlamadan önce? Siz içinizdeki bir takım problemler çözün kardeşim. Nedir bunlar? İşte e, yargı meselesi, hukukun üstünlüğü meselesi, Türkiye'de işkence ve kötü muamele meseleleri, Türkiye'de kültürel kimliklerin tanınmaması meselesi, e, işte ekonominin çok e, ciddi bir şekilde e, büyük enflasyonlarla aşırı neşir olması ve göç riskinin bulunması. Bakın Türkiye bütün bunları çözdü ve e, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlandıktan sonra ne dedi Avrupa? Dediler ki özellikle Fransa'nın başına çektiği bir grup. Ya işte Türkiye farklı bir medeniyet havzasına ait. Türkiye'nin kimliğiyle Avrupa'nın kimliği uyuşmaz. Dolayısıyla biz Türkiye söz konusu olduğunda bütün bu hani fasıllar açılıp kapansa ne yapacağız? Türkiye'nin üyeliği söz konusu olduğunda referanduma gideceğiz. Bakın bu hiçbir ülke için kullanılmamıştı bu argümanlar yani kültürcü argümanlar, böyle özcü argümanlar kullanmamıştı. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki Avrupa'nın zihninde en azından elitlerin zihninde, bu bütün Avrupalıları aynı kefeye koymak mümkün değil elbette. Avrupalı elitlerin zihninde bir Türkiye algısı, bir Türkiye imajı var. Ve bu imaj ile Avrupa'nın kendi kültürel kodları arasında bir uyuşmazlık söz konusu. Bunu daha sonraki dönemlerde de gördük. Bunu İslam'a teşmil ettiğimiz zaman da meşhur medeniyetler çatışması tezinde bu meseleleri daha kapsamlı bir şekilde görmek mümkün olur. Burada tabii bizim izleyicilerimizin şöyle bir eleştirisi veya sorusu olabilir. Avrupa'da Türk ve Müslüman imajı başlık. E neden sadece Türk imajı değil, neden sadece Müslüman imajı değil diyebilirler. Bu geniş bir başlık elbette. Daha da daratılabilir. Ancak şunu ifade etmekte yarar var. Avrupa'nın zihninde Türklükle Müslümanlık eşittir. Dün de öyleydi, bugün de böyle, büyük ihtimalle yarında böyle olacaktır. Yani hatta Türkiye'de insanlar ne kadar seküler bir dünya görüşüne sahip olurlarsa olsunlar ne kadar liberal olurlarsa olsunlar Avrupa'nın gözünde Türkiye'ye bakıldığında bu ülke İslami değerlerden beslenen hem klasik Türk kimliği hem de modern Türk kimliği bu değerler çerçevesinde oluşmuş olarak görülüyor bunu da biraz ilerleyen dakikalarda zaten bir takım örnekleriyle ifade etmeye çalışacağım. Evet hocam kitapta bahsettiğiniz e, kitaplara, e, Türkiye algısına, Osmanlı algısına, İslam algısına biraz değinmek ister misiniz? Farklı yazarlarla görüşmüşsünüz Şimdi kitabı okurken şunu hissettim Yani benim de e, lisans, yüksek lisans ve doktora yıllarımda Ben de yüksek lisansa doktoramı İngiltere'de yaptım biliyorsunuz Çok popüler olan kitaplar ve çok önemli isimlerle konuşmuşsunuz e, Ufukların Efendisi kitabı var, e, Osmanlı tarihini anlatan Hugh Poulton'un kitabı var, Andrew Mango'nun kitabına değiniyorsunuz bu kitaplarda bu meselelerin ele alınışı, e, Türk imajı nasıl? Bunlar aslında daha olumlu bakan kitaplar Türk imajını ve Müslüman imajına. Tabii bu imajların özellikle yazarlar açısından bakıldığında, akademisyenler açısından bakıldığında dönemsel olarak değiştiğini ifade etmekte yara var. Bunu söyleyelim ama bir de böyle hani e, bu e, kimlik tartışmaları söz konusu olduğunda, medeniyet tartışmaları söz konusu olduğunda daha özcü bir yaklaşım var. Yani geçmişten bugüne kadar sarkan bir takım e, izlenimler var, imajlar var. Bunlar da özellikle e, iç politika söz konusu olduğunda, özellikle uluslararası işte politikalarda bir takım atışmalar, bir takım çekişmeler, menfaat e, çekişmeler söz konusu olduğunda hemen ortaya çıkan şeyler. Bunu işte en son işte Doğu Akdeniz tartışmalarında da gördük. E, diğer e, işte pek çok tartışmada bunları görmemiz mümkün. Mesela Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi veya Libya'da olması hemen biliyorsunuz bu eski imajları. işte Osmanlı Türk'ü, yayılmacılık, zaten bir emperyal bir takım niyetleri var bunlar gibi geçmişte tartışılan konuları gündeme getiriyor. Tabii o bahsettiğiniz yazarların kitapları 1990 ortalarında ortaya çıkan kitaplar. Yani Türkiye'nin aslında dünyaya açıldığı bir dönem. Onu ifade etmekte yarar var. O nedenle konjonktürün e, imajların değişiminde veya yeniden inşasında, yeniden şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'ye 1970'li ve 80'li yıllarda gelen yazarlarla, aynı yazarlar bir 20 yıl sonra Türkiye'ye geldiklerinde tamamen Türkiye'nin önemli bir devrim yaşadığını gördüler. Yani özellikle özallığı yıllara baktığımızda, Türkiye'de 80 ortalarından 90'lı yıllara bakıldığında, e, bunları açık ve net bir şekilde görmek mümkün. Yani Türkiye'nin dünyaya açıldığı, Türkiye'nin kendine bir özgüven kazandığı, işte eğitimde, sanatta, kültürde, sanayide, ekonomide bir sıçramanın olduğu ve bilhassa da Türkiye'nin sınırlarını artık böyle içe kapanık bir ülke olmaktan çıkarıp dışarıya doğru açıldığı bir dönemdi. Bu dönemde tabii ki Türkiye'deki altyapı değişimi gibi pek çok alanlar dikkat çekiciydi. Bu bahsettiğimiz yazarlar Türkiye'ye geldiklerinde önceki yıllara göre gördükleri manzaradan çok daha farklılarını görüyorlar. Ve o zaman diyorlar ki evet Türkiye'de 1950'lerin 60'ların Türkiye'si değil bu. Ee, i̇şte işte tek parti döneminin eee yansıtan, o mirası devam ettiren bir Türkiye değil. Onunla hesaplaşabilen, eee Batı'yla da, Doğu'yla da e, belirli oranlarda e, kendi ayakları üzerinde durarak ilişki kurabilen bir Türkiye. Dolayısıyla buradan bakıldığında aslında o ön yargıların kısmen o dönemde kırıldığını görüyoruz. Bunun tabii e, ön yargıların kırıldığı bir başka dönem daha var. Onu da ifade edelim. Bu da sizin çalışmalarınıza giren dönem. Türkiye-AB ilişkilerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani 60 yıllık bir şimdi geçmiş olmakla beraber bunun hepsi böyle tek düze bir dönem döneme tekabül etmiyor biliyorsunuz. Özellikle işte 2000'li yıllarda Türkiye'deki reformist bir yaklaşımla Türkiye-AB ilişkilerine bakıldığı için Türkiye'deki yasalar değişti, anayasa değişti, AB'nin beklentileri karşılandı. Ve o zaman hatırlarsınız Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin, tam üyelikle ilgili bir oylama yapıldı. Türkiye'ye tam üyelik statüsü verilsin mi, verilmesin mi? Ben bugünkü gibi hatırlıyorum, o zaman Yes to Turkey diye pankartlar vardı Avrupa Parlamentosu'nun üyelerinin ellerinde. Bugün aynı durumda değiliz. Yani bugün özellikle Avrupa'daki bu siyaset yapıcıların, karar vericilerin pozisyonları baktığımızda Türkiye ile ilgili en son hatırlarsanız çıkan raporda da Avrupa Parlamentosu'nda çıkan raporda Türkiye'ye ciddi eleştiriler vardı. Hatta ilerleme raporlarında da son 5 rapora bakarsanız, son altı rapora bakarsanız Türkiye ile ilgili oradaki algıların çok negatif olduğunu görürüz. Demek ki aslında bu özcü yaklaşım zaman zaman eğer e, Türkiye e, kendi içerisinde önemli bir değişim yapabilirse, e, dünyaya iyi bir şekilde bunu e, anlatabilirse, kamu diplomasisi yapabilirse, tabii sadece devletin görevi değil bu, üniversitesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla e, aslında e, ortak bir takım zeminin bulunması e, mümkün. Ama şunu ifade etmekte yarar var, özellikle Arap devrimlerinden sonra ya da Arap baharından sonra e, bunu da e, açıklamaya çalışacağım model olan Türkiye'yi model ülke olarak lanse ediyordu bütün dünya. Bu tabi Türklerle, Türk kültürüyle, Türk siyasetiyle ilgili bir algıdır nihayetinde. Çok önemli devlet geleneği olan işte Osmanlı İmparatorluğu döneminde bütün dünya ile çok yakın ilişki kuran, ekonomik ve siyasi olarak merkezde olan bir ülke. Bu ülkenin mirası üzerine kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz ve bugün Türkiye Cumhuriyeti işte Avrupa Birliği söz konusu olduğunda 6. 7. büyük ekonomi dünya söz konusu olduğunda 15. 16. 17. bu civarlarda olan bir ekonomi. Yani özgür ağırlığı hiç de küçümsenmeyecek bir ülke Türkiye'de. Dolayısıyla yani buralarda da çok ciddi değişimler var. Bu değişimlerin kökenlerine baktığımız zaman aslında değişimlerin bir kısmının konjonktürel olduğunu, siyasi çıkarlar çatışması söz konusu olduğunda Türkiye'nin gittikçe kendine özgün politika belirlemesiyle e, e, bu imajların tekrar e, olumsuz doğru evrildiğini e, söylememiz mümkün. Ya bunun çok çünkü örnekleri var. E, 11 e, Bu e, 2011 yılında başladı Arap Baharı. 2011'e kadar, 2010 yılına kadar bütün dünya basınına baktığınız zaman şunu görüyorduk. Türkiye model ülke. Ne demek model ülke e, hocam? Türkiye ekonomik yapısıyla, demokrasisiyle, layıklığıyla İslam ve demokrasi arasında kurduğu ilişkiyle, Müslümanlığı ile, çoğulculuğu ile ve yaptığı reformlarla, ekonomik kalkınmasıyla özellikle kendi bulunduğu coğrafyadaki ülkeler için örnek bir ülke. Eğer bir kalkınma modeli istiyorsanız, eğer bir demokrasi modeli istiyorsanız, eğer bir istikrar modeli istiyorsanız buyurun Türkiye'ye bakın deniliyordu. Ama Türkiye 2011'deki Arap Baharı esnasında tercihlerini demokrasiden yana kullandı. Bu açık net. Hatta bu konuda o kadar ısrar edildi ki bu konuda ısrarlı bir şekilde ilkeler üzerinden dış politika yürütüldüğü için hatta biliyorsunuz Mısır'la Türkiye'nin arası açıldı, başka ülkelerle arası açıldı. Çünkü Türkiye darbeye karşı olduğunu ifade etti, demokratik olarak seçilmiş bir liderin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Bunun temel sebebi de şuydu, çünkü Türkiye kendi içerisinde pek çok travmalar yaşadı bu konuda. Yani Türkiye'deki demokratik hayat her 10 yılda bir inkitaya uğradı, kesintiye uğradı. İşte son dönemlere kadar gördük hatta işte en son biliyorsunuz işte 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Dolayısıyla Türkiye darbe ve vesayete tamamen karşı olan bir ülke bugün itibariyle. 2011'den sonra Türk imajına baktığımız zaman Türkiye devletiyle ilgili, Türkiye siyasetiyle ilgili yazılara baktığımızda birden o model ülkeye gitmiş yerine birden tamamen işte katı otoriteryen bir ülke ortaya çıkmış. Halbuki halk aynı halk, siyasi e, elit yine aynı siyasi elit, politikalar gene aynı çizgide devam ediyor. Yani bu o, ilkeler söz konusu olduğunda dediğim gibi zaman zaman karşılıklı çatışmalar gündeme geldiğinde Türkiye ile ilgili olumsuz imajların daha hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. E, ama tabii Hocam kültürel olan argümanların daha çok öne çıktığını görüyoruz. Çünkü işler iyi giderken Belki daha fazla norm ve değerler bazlı değerlendirmeler olumlu gidiyor ama herhangi bir negatif durum olduğunda vurgu tekrar kültürel farklılıklara ve eski tarihsel kökene dayanan bir ötekileştirmeye dayanıyor gibi. Elbette bunu açık ve net bir şekilde görmek mümkün çünkü az önce de ifade ettim tarihsel olarak bakıldığında zaten özellikle Osmanlı döneminden itibaren nasıl bir Türk imajı inşa edilmiş ama az önce söylediğim gibi yani bunu bir monolitik bir e, tek düze yeknesek bir e, durum olarak okumamak lazım ama hegemon görüş bu, baskın görüş bu. E, bunu da e, birazdan ifade edeceğim. E, burada şunu ifade etmek istiyorum, e, bu, bu tür çalışmaların e, önemine ifa ifade etmek için, e, imajlar, öteki inşa etmek, e, kalıp yargılar ve ön yargıları inşa etmenin arkasında yatan çok önemli politik bir neden var. Bunu görmezden gelemeyiz. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu Edward Said'in çok çarpıcı olan Orientalizm kitabından öğreniyoruz. Edward Said 1978'de Orientalizm kitabını yazdı ve özellikle Batı dünyasının edebiyatında, sanatında, tiyatrosunda, siyasal söyleminde nasıl bir öteki inşa edildiğini açık net bir şekilde bize somut örnekleriyle ortaya koydu ve şunu söyledi ondan sonra dedi ki. Ee, batılı yazarlara baktığınız zaman öyle bir doğu inşa ediyorlar ki, öyle bir e, batının ötekisini inşa ed ediyorlar ki batının o dünyayı e, işgal etmesi, o dünyayı sömürgeleştirmesi ve daha sonra o dünyaya tırnak içinde medeniyet götürmesini meşhurlaştırmak olarak bu oryantalizmi kurgulandığını söylüyor. Yani batının bir doğu imajı inşa etmesi, bunun içerisinde Türk imajı da var, İslam imajı da var, Osmanlı imajı da var, işte Hint imajı da var, Çin imajı da var. Bunun gerisinde yatan temel neden aslında Batı'nın ötekileri kendisinin dışındakileri bir baskaltını alma, işgal etme, onların kaynaklarını sömürme ve kendinde bu hakkı görmesinin bir boyut olarak görüyor, bir yansıması olarak görüyor. O zaten yazılara baktığımızda, oryantalizm kitablarında da baktığımızda bunu Türkiye'ye uyarlayabiliriz. Yani Bugünkü batının bakışı itibariyle söylüyorum. Orada işte az önce sizin ifade ettiğiniz bir takım değerler ve sembolleri anlatıyor. Batılı medeni olandır. Batılı insan haklarına, özgürlüklere saygılı olandır. Bunları yüceltendir batılı yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, ekonomik gelişmenin olduğu, eşitliğin olduğu yerdir. Gördüğünüz gibi ne kadar pozitif değer varsa bunlar batının kendisinde gördüğü, kendisinin tekelinde bulundurduğu ve dünyaya yayması gerektiğine inandırdığı veya inanıldığı değerler bütünü bunlar. İşte bütün bunlar belki batı medeniyeti denilebilir, batı uygarlığı denilebilir, Avrupa kimliğinin unsurları denilebilir. Ee, peki ötekisi kim o zaman? Yani bütün bu pozitif değerler, olumlu işte nitelikler bir yerde birikmiş Batı dediğimiz yerde. Çünkü söylemi kuran Batı, söylemi kurduğu andan itibaren de bir üstünlük elde ediyor bu anlamda. Bu bir ahlaki üstünlük değil tabii. Bu söylemsel bir üstünlük. Peki Batı dışı dünyaya bak baktıklarında ne görüyorlar ki e, bu bahsettiğimiz e, e, özellikle romanlara, tiyatrolara, sinemaya daha sonra ve şimdilerde sosyal medyaya bakıldığında neyi görüyoruz? Batı dışı toplumlar, gelişmemiş toplumlardır, gelişmekte olan toplumlardır, ilkel toplumlardır bunlar. Burada insan hakları hürriyetleri yoktur, baskı altındadır, buralarda din vardır, akıl yoktur, aydınlanma yoktur. Dolayısıyla Batı'nın bunları terbiye etme hakkı vardır. Batı'nın bunları modernleştirme, bunları e, iyileştirme hakkı vardır. O zaman bu müdahaleciliği meşrulaştıran bir bakış açısıdır ve bu, Yıllardan beri, asırlardan beri kullanılan bir e, bakış çeşittir. ve hala da benzer şeyler söylenebilir. Bugün Türkiye'yi otoriteryenlikle suçlayanların aslında biraz da bu müdahalecilikle alakalı olduğunu söylememiz lazım. Yani tekrar Türkiye'yi öyle bir e, potaya sokuyorlar ki Türkiye'de darbe yapılması, Türkiye'de işte e, siyasi karar mekanizmalarının tümüyle değişmesi, hükümetlerin değişmesi, alt üst olması meşrudur. Böyle yapılması lazım. Bu bir e, son tarihde az önce de ifade ettiğimiz gibi e, farklı dünyalaştırıcı Meşrulaştırıcı bir faktör. Meşrulaştırıcı bir faktör. Bugün de aynı e, operasyonlara farklı biçimlerde e, sürdüğünü bütün dünyada görmemiz mümkün. Hem bu Türkiye için geçerli hem de Türkiye dışında. Yani Batı'yla, hegemon güçlerle karşılaşıldığı andan itibaren pek çok yöntemin devreye girdiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle imaj çalışmalarına bakıldığında bu siyasal arka planı mutlaka görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu mesele acaba işte İngiltere tiyatrosunda, Fransız romanında, işte Almanya hikaye literatüründe ya da sinemasında Türk imajı, Müslüman imajı nasıl inşa edildi sorusunun bir arka planına geçmek gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli bir sorudur elbette. Onu bile tanımlamak, görmek ama bir arka plan bunu neden acaba böyle bir imaj inşası söz konusu bunun bir sonraki adımı ne olacaktır? Az önce söylediğim gibi Müdahaleciliği meşrulaştırma aracı olarak bunlar kullanılıyor. Bu müdahaleciliği meşrulaştırma aracının en çarpıcı örneklerinin bir tanesini Saddam Hüseyin örneği olarak vermemiz mümkün. Biliyorsunuz 11 Eylül olayları yaşandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir imaj, korku, güvenlik e, kalgısı oluşturdu. Irak'ta Saddam yönetimi e, biyolojik silahlar e, inşa etmektedir ve bu biyolojik silahlar Amerika'nın e, ulusal güvenliği için tehdit ve tehlikedir. Dolayısıyla bizim oraya müdahale etmemiz lazım. O yıllarda birkaç konferans için ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve bütün medyada, anlış anlı şanlı medyada dahil olmak üzere buna, üniversiteler dahil olmak üzere, bütün think tanklara dahil olmak üzere bu görüşü satın almıştı. Ve bütün e, bu işgali meşrulaştırmak için e, ellerinden gelen yaptılar ve Amerikan kamuoyunu büyük oranda ikna ettiler e, Erhan Hocam. Amerikan kamuoyu Irak'a müdahaleye karşı değildi o dönem. Neden? Az önce söylediğimiz gibi bir hayali bir dünya inşa edildi ve bütün aparatlar kullandı ve ne oldu? Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri geldi, işgal etti. Peki bahsettiği silahlar bulundu mu? Bahsettiği projeler bulundu mu? Bunların hiçbirisi yoktu. Bütün dünya daha sonra bunu kabul etti zaten. Yani tamamen hayali bir korku üretilerek, imaj üretilerek bir ülke tarumar edildi. Yaklaşık 800 bin insan orada hayatını kaybetti. Bugün e, Irak'a baktığımızda siyasal olarak parçalanmış, etnik olarak çok ciddi işte polarizasyona, mezhepsel polarizasyona uğramış bir ülke görüyoruz. Demek ki bu e, bahsettiğimiz meseleler mutlaka bir siyasal e, fonksiyonu, bir siyasal aslında işlevi var. Onu ifade etmekte yarar var. Değerli hocam, tabii Avrupa'daki Türk imajı söz konusu olduğunda birkaç konuya hızlıca işaret etmekte yarar görüyorum. Evet, hocam. Onlardan bir tanesi şu, şimdi bir ülkeyle ilgili, bir kültürle, bir medeniyetle ilgili imajları nerede görebilirsiniz? Nerede inşa edilir bu imajlar? Önce bunu kısaca bir aslında özetleyelim. Çünkü ben de oraya bakarak, evet, o kaynaklara bakarak mümkün olduğunca bu sunumu hazırlamaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi bir kere tarih kitapları ve tarih. Tarih sadece kendinizi inşa etmiyor yani tarih özellikle milli devletlerin tarihine baktığımız zaman her ülkede biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar oluyor. Bunlar bir tarih yazıyorlar ve bu tarihte ortak bir kimlik, ortak bir miras, ortak bir gelecek e, duygusu oluşturmak için de bir literatür oluşturuyorlar, bir bakış açısı oluşturuyorlar. Dolayısıyla birinci derecede önemli olan tarih kitapları. Bir ülke ile ilgili hem kendi imajını oluşturmak hem de ötekinin imajını oluşturmak açısından. Bunun bir e, popüler tarafına baktığımız zaman, popüler kaynaklara baktığımız zaman, özellikle e, e, geçmiş döneme ilişkin imajlarla ilgili olarak seyahatnameleri görüyoruz. Seyahatnameler e, çok önemli e, imajların, ilk imajların oluşturduğu e, kaynaklar ve bu kaynakları sizin denetleme ve doğrulama imkanınız da yok. Yani 300 sene önce yazılmış, 400 sene önce yazılmış kaynaklar bunlar. Tabii kitaplar, ama oldukça etkili. Diplomatik yazışmalar. Diplomatik yazışmalar da e, bir ülkeyle ilgili imajların daha sonraki dönemlerde nasıl inşa edildiğini göstermesi açısından bize önemli. Elbette popüler kültür ürünleri. Nedir bunlar? Romanlar. Romanlar e, bir ülke, bir bölge, bir medeniyet, bir din, bir inanç grubu vesaireyle ilgili e, kolektif kimlikleri inşa eden ve e, onunla ilgili imajları yayan çok önemli unsurlar. Çünkü e, bir roman bir milyon, iki milyon, üç milyon satabilir. Bir roman eğer yazarı tutulduysa hatta pazarlandıysa 20-30 dile çevrilebilir. Bütün bunları biliyoruz biz. Dolayısıyla romanların sıradan görünebilir, bunlar fiction denilebilir, bunlar hayal ürünü denilebilir. Ama bu hayal ürünlerinin, bu, bu kurguların bile insanların düşünce yapısını etkilemesi son derece güçlü. Bunu ifade etmekte yarar var. Bir başka alan tabii ki akademik yazılar ve kitaplar. Ee, sizin de başta söylediğiniz gibi. Onların da özellikle elitler arasında çok ciddi etkileri var. Ee, tabii son dönemlere geldiğimizde sinemanın önemli olduğunu söylemeliyiz. Yani 20. yüzyıla baktığımızda sinemanın bir imaj et, e, imal e, inşa etmesinden önemli olduğunu biliyoruz. Bunun da en önemli, Türkiye açısından önemli olan da biliyorsunuz e, Orient Express diye bir film vardı bu film eee Express, Midnight, Express. Midnight Express pardon Midnight gece yarısı ekspresi Midnight Express aslında sinemanın dilinin ne kadar güçlü bir ol, dil olduğunu ve ne kadar insanların zihinlerinde kalıcı etkileri bırakabileceğini gösteriyor ve Midnight Express'e baktığımız zaman orada Türkiye'deki polisin Türkiye'deki kamunun Türkiye'deki e, işte güvenlik sektörünün yargı sektörünün e, ne kadar olumsuz bir şekilde resmedildiğini görmemiz mümkün. E, bu filmi seyredenlerin büyük bir çoğunluğu e, e, filmler etkileniyorlar ve bir Türk karşılaştıklarında ilk sordukları sorulardan birisi bu oluyor. Bunu yurt dışında yaşayan e, pek çok insan aslında e, gördü ve biliyor. Tabii şimdilerde sosyal medya var. Şimdi e, sosyal medya üzerinden de sınır tanımayan bir çünkü e, etki alanı var. İmajların inşa edildiğini e, söyleyebiliriz. Tabii e, ikili imajlara ya da bir ülkenin, bir toplumun, diğer toplumun bakışını... E, e, ...etkileyen çok önemli unsurlardan bir tanesi de siyasal ilişkileriniz. Siyasal, toplumsal, kültürel ilişkileri bütününüz. Bunu söyleyelim. E, Türkiye tabii özellikle Osmanlı döneminde... ...Avrupa ile ilişkilere baktığımız zaman... ...bu ilişkilerin büyük oranda... E, ...çok önemli ekonomik ilişkiler var. Çok önemli kültürel geçişkenlikler var. Ama e, son tarihte ...Osmanlı İmparatorluğu bir fetih imparatorluğu. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu ilerledikçe... ...Avrupa'nın kalbine doğru gittikçe... ...Viyana'ya doğru gittikçe... ...Osmanlı ile ilgili... Yazılanlar, evet bir savaşçı millet, ama bir korku objesi olarak Osmanlıların ve Osmanlı Türklerinin orada inşa edildiğini görüyoruz. Bu az önce de ifade ettiğimiz gibi, yani bizim başlıkta şunu söylemiştik hatırlarsanız, neden Türk ve Müslüman imajı diye bir başlık koyduk, neden sadece bir tek bir tekini almadık? Bunu da şundan dolayı söylüyoruz çünkü özellikle Osmanlı'nın İslamı temsil gücüne baktığımızda. Müslümanlığı temsil etme gücünde baktığımızda şunu görüyoruz: Avrupa'da tabii ki Osmanlı'nın oraya girmesiyle beraber çeşitli yerlerde gönüllü olarak Müslümanlığı kabul edenler oldu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu yayılırken hiçbir zaman kılıçla insanları zorla Müslümanlaştırmadı. Bu açık net her yerde biliniyor. Hatta daha sonra işte ki dönemlerde Fatih döneminde ve daha sonraki dönemlerde böyle bir millet sistemi kuruldu. Her millet kendi içerisinde bağımsız. İşte Yunan Ortodoks Kilisesi, Ermeni Ortodoks Kilisesi, Yahudi Musevilik, bütün bunlar ayrı birer millet olarak, ayrı birer topluluk ve cemaat olarak kabul edildi. Kendi dillerinde eğitimlerini yaptılar, ibadethanelerini açtılar. Bu konularla ilgili hiçbir sıkıntı ve kısıtlama olmadı ve hiç kimseye de Müslüman olması için zorlanmadı. Ama biz mesela bunu Endülüs'te görmedik. Yani aynı hoşgörü Endülüs'te yoktu. Endülüs Hristiyanlar tarafından tekrar alındığında Müslümanlara ve Yahudilere de dediler ki ya Hristiyan olursunuz ya da burayı terk edersiniz. Ve büyük bir çoğunluğu da terk etti. Hatta oradan gelen Yahudiler de biliyorsunuz. Büyük çoğunluğu Osmanlı'ya geldi ve Osmanlı da bir kendilerine yeniden bir hayat kurma imkanlarına kavuştular. Ama Osmanlı bunu yapmamıştı. Fakat Avrupa'nın gözünde şöyle bir e, imaj ortaya çıktı. Avrupa'da Müslüman olanlara Müslüman oldu denmiyordu. Erhan Hocam. Peki ne Türkleştiler. deniliyordu? Evet, Türkleştiler. deniliyordu. Birisi Müslüman olduğu zaman şehadet getirip işte İslam'ı kabul ettiği zaman, İslam'a ihtida ettiği zaman buna Türk oldu. Türkleşti deniliyordu. Gördüğünüz gibi Türklük ve İslamlık o dönemde demek ki et ve kemik gibi böyle birbiriyle doğru arantılıydı. Çünkü az önce de ifade ettik. O dönemlerde Arap dünyasıyla Avrupa'nın doğrudan bir iletişimi yoktu yani ya da Müslümanlığın doğrudan bir iletişimi yoktu elbette büyük elçilikler belki vardı veya işte ticaret vardı veya seyahatler vardı ama böyle İslam'ı temsil eden güç o dönemde yaklaşık 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu oldu 600 yıl. Peki bu imajlara baktığımızda o dönem aslında İslam'ın imajı Müslümanların imajı çok negatif değil bunu ifade etmekte yarar var çünkü Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda Büyük bir askeri güç, büyük bir ekonomik güç. E, bu dönemdeki e, hatıralara ve yazılara baktığımızda şunu görmemiz mümkün. E, mesela ben İngiltere'deki Lady Mary diye birisinin hatıralarına baktım, yazdığı mektuplara baktım. Bunları e, İstanbul'dan Londra'ya mektup gönderen, Türkiye'de iki yıl kalan bir büyükelçinin eşi bu. İngiliz büyükelçisi. Türkiye'de iki yıl kalıyor ve bu iki yıllık süre içerisinde Lady Mary, e, büyükelçinin eşi olarak arkadaşlarına İstanbul'u çeşitli şekillerde anlatmaya çalışıyor. İstanbul'daki kültür hayatını, İstanbul'daki sanatı, İstanbul'daki komşuluk ilişkilerini, İstanbul'daki kadınlarla olan bilhassa konuşmalarını, hediyeleşmelerini. Oradaki aslında e, imajlara baktığımızda son derece pozitif ve güçlü imajlar var. Ama karşı tarafta ne var? Mesela bir hadise anlatıyor, diyor ki arkadaşının bir tanesi buna mektup yazıyor ve mektubunda şöyle diyor: Ben diyor bir tane köle istiyorum. İstanbul'dan bir köle. İstanbul'da köleliğin olduğunu düşünüyor demek ki. İstanbul'dan bir köle bana alın, gönderin veya getirirken getirin. Ama bu köle Yunanlı olsun, yani Yunan kökenli olsun millet olarak, etnisite olarak. Lady Mary arkadaşını ikna etmekte zorlanıyor. Diyor ki burada öyle bir kölelik, mölelik diye bir şey yok. Yunanlı dediğin işte Yunan Ortodoks e, Kilisesi'ne ait cemaate mensup olanlar, kendi e, otonom hayatları var bir şekilde, onlara devam ettiriyorlar. Yani uzaktan bakıldığında e, bu kölelik daha önceki dönemlerde biliyorsunuz yani, e, İslam e, kültüründe var ama daha sonra ortadan kalkmış. Dolayısıyla aradaki yine köprüyü burada da görmemiz mümkün. Yani Müslümanlıkla Osmanlı arasında, Türkler arasında doğrudan bir iletişim kurulabiliyor. E, Nebil Matar diye bir kültür tarihçisi var. Nebil Matar'ın bir e, e, İslam in Britain, Britanya'da İslam diye bir kitabı var. Çok ilginçtir. Orada bir bahis açar. E, o kitabı yazmasının sebeplerinden bir tanesi de e, mesela oryantalizm kitabında o dönemin bir e, e, Biraz gözden kaçırıldığını söyler. O nedenle diyor ki ne Nebil Matar, ben de e, acaba e, 1700'lü yıllar yanılmıyorsam, ne, biraz daha önceki önceleri olabilir, e, yanıltmayayım seyir, dinleyicilerimizi. Nebil Matar'ın İslam-ı diye kitabı, e, orada açık net görebilirler. Orada bir bahis açıyor, diyor ki e, Osmanlı'dan o kadar etkilenmişti ki İngiltere'deki e, sosyal hayat, bakın sosyal hayat, sadece siyaset değil, siyasetten zaten kraliçeyle yazışmalar var. Kraliçe yardım talep ediyor, Kraliçe üst düzey anlaş yazışmalar gayet iyi. Ama onun da ötesinde İngiltere'de bir kahve kültürü başlıyor Erhan Bey. Yani Nebel Matar'ın bu gözlemlerinin çok orijinal olduğunu düşünüyorum. Yani e, ve kaynaklarında orada gösteriyor. İngiltere'de Türk kahvesi satılan kahvehaneler açılıyor. Yani normalde İngiltere'de birahaneler vardır. Çok yaygındır. Şimdi şu anda birahaneler var mesela, pub dedikleri. Ve o dönemde e, kahve e, açanlar Türk kıyafetleri giyerek kahvelerini servis ediyorlar. Yani bir Türkiye Osmanlı hayranlığı var, bir Osmanlı merakı var. E, menü, var. tabii bir özenme var. Ama tabii tarih tek düze değil. Bunu ifade ettik. Yani tek böyle bir e, şekilde gitmiyor. Osmanlı İmparatorluğu tabii ki yıkılıyor ve aynı e, İngiltere Osmanlı İmparatorluğu için hangi kavramı kullanıyor kullanıyor ya da işte İngiliz politikacılar hasta adam. Değil mi? Yani evet. imparatorluğumuzu parçalıyorlar, devleti parçalıyorlar. Daha sonra işte e, Arap dünyasında, Kuzey Afrika'da. Yani Osmanlı'nın parçalanmasından sonra ortaya çıkan ne kadar yer varsa hepsinde sömürgecilikler kuruluyor. E, o dönemde de tabii İslam imajlarıyla ilgili şeyler var. Onu da ifade etmekte yarar var. Yani elbette özellikle e, oryantalizm, İslam e, İslam bilimi yapan oryantalistlere baktığımızda, İslamiyet'in kökeniyle ilgili tefsir, hadis, kelam gibi alanlarda da çalışan çok ciddi oryantalistleri var. Bunu da ifade etmek lazım. Bunun en sonlarından bir tanesi de Bernard Lewis'ti biliyorsunuz. Bunların da inşa ettiği bir anlayış var, onu da söylemek lazım. Yani işte İslam'ın aslında biraz şiddete yaklaşık olduğu, yakın olduğu, işte kılıçla yayıldığı bütün bunlar o oryantalizmin akademide özellikle gördüğümüz, din bilimleri çalışmalarında gördüğümüz tarafları. Ama mesela tasavvuf çalışanlara baktığımızda Orada çok daha olumlu imajlar görüyoruz. Yani İslam tasavvufunda çalışan Louis Massignon gibi pek çok e, oryantalist e, İslam'la ilgili kanaatleri, fikirleri daha olumlu. E, elbette bu bahsettiğimiz e, işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı savaşlar e, İslam'la ilgili, Müslümanlıkla ilgili imajları da etkiliyor. Bunu da ifade etmekte yarar var. Şimdi tabii burada e, diğer İslam ülkelerine çok fazla girmeyeceğim. Bizim e, nihayetinde üzerinde durmamız gereken e, Türkiye ve Türkler meselesi. Şimdi mesela bu İngiltere'deki tarih kitapları ile ilgili bir takım araştırmalar e, yapılmış. İngiltere'deki Türk imajı söz konusu olduğunda ki İngiltere önemli bir ülke yani belirleyici ülkelerden bir tanesi Avrupa'da yani söylem üreten, söylemi yayan İngilizce kanalıyla da kültürel bir hegemonya da üretebilen bir ülke. İngiliz tarih kitaplarında ama Türk imajıyla ilgili çok fazla şey görmüyoruz. Yani Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı bölümler var ama özellikle Avrupa tarih yazınına bakıldığında Erhan Hocam şunu görüyoruz. Avrupa çok Avrupa merkezci bir tarih anlayışına sahip. Yani ben de mesela İngiltere'de bulunduğum yıllarda bazı araştırma projelerinde çalıştım mesela dört ülkeye baktık. Biz dört ülke acaba tarihi, dini nasıl yazıyor nasıl çocuklara aktarıyor gibi İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda idi. Burada şunu gördük bu ülkelerin hepsi kendi milli tarihini özne olarak görüyor. Onun çerçevesinde merkezi alıyor ve bir tarih yazıyor. Bu tarih içerisinde Türkler, Araplar Çinliler, Hintliler çok fazla yer almıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bu neden kaynaklanıyor? Bu az önce söylediğimiz, baştan beri söylediğimiz Avrupa'nın kendisini nasıl konumlandırdığıyla alakalı. Avrupa kendisini merkez olarak konumlandırdığı için çeperi geçiyor. Halbuki işte bir Türk tarihine bakıldığı zaman işte binlerce yıllık bir tarih. işte onlarca devlet kurmuş bir ırk, bir soy, bir, bir kültür. İşte Arap dünyasına baktığımız zaman işte Mezopotamya işte Arap dünyası ve çeperindeki coğrafyaya bakıldığında yine çok derin bir kültür. Afrika hakeza çok önemli bir kültür ve medeniyet merkezi. Çin 5000 yıllık 10.000 yıllık tarihi olan başka yerler var. Buralarla ilgili Avrupa'nın tarih kitaplarında çok fazla şey görmüyoruz. Peki nerede görüyoruz bunlar o zaman? O zaman kafamızı kaldırıp neye bakmamız gerekiyor? Kafamızı kaldırıp romanlara, hikaye kitaplarına ve tiyatrolara bakmamız lazım. Bu konuyla ilgili olarak ben yine yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. E, Profesör Doktor Kamil Aydın, Kamil Aydın Atatürk Üniversitesi'nde hoca idi. Şimdi siyasetle e, iştigal eden hocalarımızdan yani. milletvekili. E, e, literatür, İngiliz literatürü edebiyatı ve literatürü hocası kendisi. Aynı dönemde doktora yaptığım için oradan daha yakından takip etme imkanı olmuştu e, hocayı. Western Images of Turkey in the 20th Century diye bir doktora tezi hazırladı. Müthiş bir tez. Tezi yazdığı döneme kadar ki bütün romanları, bütün tiyatro oyunlarını ve benzeri edebiyat ürünlerini baştan aşağı hoca gözden geçirdi. Orada Türklerle, Türk dünyasıyla, Osmanlı'yla, Osmanlı'nın giyimi, kuşamı, kültürü, günlük yaşantısı, inancı ile ilgili ne kadar referans varsa, ne kadar gönderme varsa bunların hepsini çıkardı. Ve karşımıza çıkan manzara hiç de olumlu değil. Karşımıza çıkan manzara bir ne diyelim zihinde oluşturulan bir dizi kalıp yargı. Açık ve net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Genel bakış Avrupa'da demek ki aslında 20. yüzyılda ortaya konulan bu eserlere baktığımızda bu eserlerin de şunu ifade edelim, bazen bir tiyatro oyunu 10 yıl bile oynayabiliyor. Sadece bir dönem oynayıp gitmiyor. Bunu Avrupa'da görmeniz mümkün. Veya bir müzikal diyelim ki yine 3-5 yıl aynı şekilde gösterimde kalabiliyor. Zaten sinemayı biliyoruz, ona ayrıca geleceğim. Evet, Romanlar evet. bakıyoruz şimdi. Romanlar yani onlarca defa basılabiliyor. Seyahatnameleri gibi değil. Seyahatnameleri basılıyor, bir yerde belki kalıyor ama. Romanlara baktığımızda, edebiyat eserlerine baktığımızda buradaki imajların oldukça negatif olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Bu dediğimiz gibi yani özellikle Agatha Christie, Graham Greene gibi pek çok yazarın kitaplarında Türkiye ile ilgili imajların Türklerle ilgili Osmanlılarla Türklerle ilgili imajların negatif olduğunu ifade etmekte yarar var. Özellikle bunlar Türklerle Hristiyanlar arasındaki çatışmalar üzerine yoğunlaşıyor mesela bazı kitaplar. O zaman şunu görüyoruz, Türklerin ve İslam'ın ve Müslümanların güvenlikleştirildiklerini görüyoruz. Bir güvenlik sorunu olarak geçmişte e, zihinlere yerleştirildiğini görüyoruz. Bunun da zaman zaman nüksettiğini siz de, biz de biliyoruz. İşte 11 Eylül bunun en önemli e, e, kırılma noktalarının bir tanesiydi. 11 Eylül'den sonra da yine Müslümanlara yönelik olarak bütün Batı dünyasında... Yeniden bir e, olumsuz imaj inşa edildi. Nedir bu imaj? Müslümanlar batı değerleriyle e, beraber yaşayabilecek insanlar değil. Arada çok ciddi farklar var, uyuşmazlıklar var. Dolayısıyla e, batı medeniyetine, batı kültürüne, batı kimliğine tehdit. Bunu tabii kim kavramsallaştırdı? Bunu daha önce 1997 yılındaydı sanırım makalesi. E, yanılıyorsam hocam düzeltin beni. Siz uluslararası ilişkilercisiniz. Esten Samuel Huntington'ın Foreign Affairs dergisinde Millet Flash of, of civilizations. civilizations diye bir e, çalışması oldu biliyorsunuz. Bu daha sonra kitaplaştı. Kitabı da hatta Türkçe'ye de çevrildi şu anda. Okunmasında yara görüyorum. Yani Nasıl bir zihin yapısı olduğunu görmek için, dünyanın nasıl böyle farklı e, cephelere ayrıldığını görmek için. Soğuk Savaş dönemine kadar diyor Huntington'ı özetlemek gerekirse... Dünya iki tane, ikiye ayrılmıştı. Bir tanesi Batı dünyasıydı. Batı dünyası ve Amerika'nın liderliğinde bir Batı dünyası. Yani bu işte medeni bir dünya, liberal bir dünya, özgür bir dünya, demokrat bir dünya, gelişmiş bir dünya idi. Onun karşısında da Sovyetler Birliği'nin liderliğini yaptığı komünist dünya, sosyalist dünya vardı. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminde böyle bir aslında ikiye ayrılmıştı dünya ve sıcak çatışma olmadan devam etti. Ama Soğuk Savaş bitince, Sovyetler Birliği dağılınca, o tehdit ortadan kalkınca Samuel Huntington şöyle bir teori teori ortaya attı. Evet bundan sonra batı medeniyetine, batı uygarlığına yönelilecek düşman, tehlike ve tehdit işte İslam medeniyeti olacaktır. Burada bile dikkat ederseniz çok e, e, zekice bir kurgulama var. Bunu ifade etmekte yarar var. Nedir bu zekice kurgulama? Bir tarafta batı medeniyeti diyor. Dikkat ederseniz Hristiyan medeniyeti demiyor. Batı medeniyeti. Ama az önce ifade ettik bu batı medeniyetin içerisinde Hristiyanlık ve Yahudilik var. Kim ne derse desin. Ne kadar Batı sekülerleşti desek de, Batı ne kadar liberal desek de, Batı ne kadar işte e, desek de, Batı'nın kültürel kodlarında, Batı'nın kimlik kodlarında e, ve popüler zihniyette de vardır bu yani. Hatırlarsanız Avrupa Birliği anayasası hazırlanırken acaba Avrupa'nın din Hristiyan mıdır diye Koysak. Bunu koysak mı koymasak mı tartışması yapıldı yani bundan 3-5 yıl önce demek ki ve zaten ülke ülkeye baktığımız zaman Avrupa'ya da Fransa gibi bir iki istisna dışında din ile devlet zaten pek çok yerde iç içe bir fonksiyon icra ediyor evet eskisi gibi kamusal alanda etkisi yok siyaseti belirlemiyor ama bir kültürel kimlik olarak sembolik değerleri hala orada var İngiltere'de kraliçe aynı zamanda kilisenin de başı mesela hem devlet başkanı hem de kraliçe kilisenin başkanı Dolayısıyla yani bu unsurları görmemiz lazım. Ama Huntington ne yapmıştı? Huntington Batı'yı Batı olarak tanımladı, Avrupa olarak tanımladı. Bir değerler manzumesi olarak tanımladı. Karşısına Doğu'yu koymadı, dikkat edin. Doğu'yu koysa anlaşılırdı dersiniz ki bir, orada da bir e, koalisyon var derdiniz ama Doğu demedi. İslam medeniyeti Müslümanlığı koydu direkt. 11 Eylül'de olunca tabii birkaç yıl sonra bu daha da pekişti insanların zihninde. Amerika yine bu söylem üstünlüğünü kullanarak, işte hem popüler e, medyayı kullanarak e, ve siyaseti kullanarak e, terörle mücadele adı altında İslam dünyasına savaş açtı. Ve orada insanlar e, El-Kaide'yi unuttu ya da işte Taliban unuttu. Büyük çoğunluğu insanlar ne oldu? E, normal hayatını yaşayan Müslümanların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki şeytaniyleştirildi. Tırnak içinde kullanıyorum. Bu çok kullanılan bir kelime. Demonize edildi. Yani Hı -hı. tehlike ve tehdit olarak görüldü. E, pek çok insan e, takibata uğradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatanseverlik yasası çıkarıldı. Bu yasa Müslümanlara ve özellikle Amerika'nın e, işte milli güvenliğine tehdit teşkil edebilecek kişileri daha fazla soruşturma, baskı altına alma, işte uzun süreli olarak onları tutuklama gibi bir takım sivil hakları ciddi bir şekilde kısıtlayıcı e, yap, yaptırımları olan kanunlar çıkartıldı. Onların hepsi Avrupa Birliği'ne transfer edildi. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde de benzer uygulamalar oldu. Yani İslam ve Müslümanlık 11 Eylül'den sonra daha net, daha açık bir şekilde güvenlik sorunu olarak görülmeye başlandı. ve bu hala da zihinlerde e, e, devam ediyor. Göçle yani, beraber işte, de arttı aslında bu güvenlikleştirme. Elbette hocam, bu çok önemli bir aslında konu değindiğiniz. Göçle beraber bunlar da arttı. İşte IŞİD'in ortaya çıkması, işit kaybolması, evet. IŞİD'e pek çok sayıda Avrupa'dan işte Müslüman kökenli gençlerin katılması, bütün bunlar. O kalıp yargıları, o özcü yaklaşımı daha da pekiştirdi, daha da artırdı. Bunu da ifade etmekte e, yarar var burada. E, tabii e, Türkler söz konusu olduğunda e, 1950'lerde, 60'larda başlayan göç ve göç sonrasında yaşananların da e, imajları etkilediğini ifade etmemiz lazım. Mesele sadece ana kıta, ana e, vatan Türkiye ile alakalı değil e, bir takım şeyler. 1960'lı yıllardan itibaren Türkler Avrupa'nın bütün ülkelerine e, göç ettiler. Bunların bir, büyük bir çoğunluğu da aslında ikili anlaşmalar çerçevesinde gitti. Fakat gittikleri ülkelerde şöyle bir beklenti oldu biliyorsunuz. Hatta kavramsallaştırma da öyleydi yani. Almanya dedi ki bunlara işte misafir işçi, guest worker yani Türkler gelecek, 3-5 yıl kalacak, biz de ekonomik olarak kalkınmamızı tamamlayacağız ve e, Türkler kendi evlerine geri dönecekler. Bu öyle olmadı. Türkler kendi köylerinden, kasabalarından, taşlardan koparak gittiler. Dil bilmeyenler gitmek durumunda kaldı. Çok fazla eğitim alma imkanı olmayanlar, yani zaten onlar olsa Türkiye'de iş bulurdu vatandaş. Türkiye'de iş bulamadığı için gitti. Orada bileğinin gücüyle, büyük bir çoğunluğu biliyorsunuz ağır sanayide çalıştı. Kömür madenlerinde çalıştılar ta kömür madenleri kapanana kadar. Çok büyük emekler sarf ederek gittikleri ülkelerin ekonomik kalkınmasına inanılmaz derecede katkıda bulundular. Ama insanlar orada yine meşhur bir Alman yazar var. İşte Türkler aslında araştırmalar yapıyor. Ondan sonra bunu kitap haline dönüştürüyor. Biz diyor işçi bekliyorduk ama insan geldi diyor. Yani gelenler biz diyor aslında beklediğimiz şeyde işçiydi, gelecekti, gidecekti, çalışacaktı. Ama gelenler insan. Kastettiği şey ne? İnsan dediğimizde insanlar inançlarıyla geliyorlar. İnsanlar kültürel kimlikleriyle geliyorlar, dilleriyle geliyorlar. Ve bunların kendi kuşaklarına, kendi çocuklarına aktarılması talepleri var. Bunlar son derece doğal talepler, son derece temel insan hakları talepleri. Ve Türkler orada bu taleplerde de bulunmaya başlıyor tabii. Yavaş yavaş camiler açıyorlar, mescitler açıyorlar. İşte daha ilerleyen dönemlerde cemevler açılmaya başlanıyor. bütün bunlara bakıldığında yine burada bir kimlik çatışmasını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Almanların, İngilizlerin, Fransızların, veya diğer ülkelerin, göçmen alan ülkelerin beklentileri neydi? Bunları birinci kuşaktan sonra ikinci kuşakta e, asimile olurlar. Bir dahi, bir, burada doğup büyüyecekler için dilleri öğrenirler. Ve zaman içerisinde e, Almanlaşırlar, Fransızlaşırlar, İngilizleşirler ama öyle olmadı. Çünkü insanın tabiatına aykırı bir beklenti bu. Yani hiçbir zaman insan hangi kaç kuşak geçerse geçsin e, kimliğini unutmuyor. Yani onu çünkü var eden şey, beni ben yapan, sizi siz yapan, e, Türkü Türk yapan, Müslümanı Müslüman yapan bir takım değerler var. O değerleri aldığınız zaman zaten insan olmaktan çıkıyor herkes. Ve ve bütün bunlar tabii entegre e, olamama e, Türkler üzerine boca edildi. Halbuki Alman hükümeti yaklaşık 40 yıl boyunca bir strateji geliştirmedi. Yani birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil ya bu Türkler burada. Bunlar kalıcı. Biz bunlar ne yapacağız? Vatandaşlık meselesini bile tartışma ya almamaya özen gösterdiler. Dil öğretmek için özel bir işte çaba sarf etmediler. Türklerin bugün bile çok net bir şekilde gördüğümüz sadece Türk'te değil, bütün Müslümanların karşılaştığı ayrımcılıklarla mücadele etme konusunda bir tepki geliştirmediler. Tam tersi oldu bütün bunların. Mesela şu anda İstanbul'da bugün başlayıp dün başlayıp bugün devam eden çok geniş kapsamlı bir İslamofobi konferansı vardı. Orada da bunlar zaten dile getiriliyor. Hem Türkler hem de diğer Müslümanlar artık bu bahsettiğimiz kimlik ayrışmalarından dolayı e, e, Alman hükümetinin veya diğer hükümetlerin beklentilerinin tersine insanlar inançlarına, kültürlerine, geldikleri ülkenin mirasına daha fazla sahiplenmeye başladılar. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de şudur, onu ifade edelim. Elbette küreselleşme, iletişimin artması işte daha fazla gidiş gelişleri artırdı ya da Türkiye gibi ülkelerin kendi vatandaşlarına sahip çıkması oralarda da e, iletişimi güçlendirdi. Ama ayrıca bir de şu var yani oradaki Türkleri Almanlar kabullenmedi ki ya da işte Mağriplileri Fransızlar kabullenmedi ki İngiltere'deki Pakistanları veya Hindistanlıları kucaklamadı ki. Yani İngiltere'deki araştırmalara baktığımızda, işte Almanya'daki ve Fransa'daki araştırmalara baktığımızda şu söyleniyor e, Erhan Hocam. E, a, Avrupa Birliği'nin şu anda finanse ettiği ve ona bağlı bir kuruluş var. Temel Haklar Ajansı diye. Fundamental Rights Agency. Viyana'da bunun merkezi. Şu anda bütün bizi izleyenler bakabilirler. Web sitelerini açsınlar, baksınlar. İslamofobi, antisemitizm, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık raporlarına baksınlar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde en modern, değil mi? En demokrat, en içeren, kapsayıcı, çoğulcu dediğimiz yerlerdeki ülkelerde yabancıların, göçmen kökenlerin ne tür ayrımcılıklara maruz kaldığını, sadece ayrımcılık değil, nefret söylemine maruz kaldığını, hatta fiziki saldırılara maruz kaldığını görebiliriz. Yani bundan 20 sene önce camilere pek saldıran olmazdı. Ama şimdi her yıl camilere saldırılar var. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın daha bir, bir ay önce çıkan bir raporu var, Avrupa'daki Türklere yönelik saldırılar diye. Orada inanılmaz hikayeler görüyoruz. E bütün bunlar insanlar ne yapıyor o zaman? Kendi kimliklerine daha fazla bağlı hale getiriyor. Kendi ülkelerine daha fazla bakmaya başlıyorlar. Yani biz buradayız, bize yardım edin. O nedenle şimdi bütün bu ülkelerde başka gelişmeler de oluyor. Mesela şu en son Fransa'da biliyorsunuz bir yasa tasarısı geçiyor. Orada Müslümanların kamusal alandaki temsili tamamen edilmeye çalışılıyor. Almanya'da geçti kılık kıyafetlerin dini ve benzeri şeyleri temsil eden değerleri temsil eden kılık kıyafetler. İşte kamuda çalışanlar tarafından giyilmeyebilecek diye. E bu ne, ne demektir bu? Yani başörtüsü e, Almanya tarafından ilerleyen dönemlerde e, kamu üzerine e, koruma adı altında yasaklanabilecek demektir. Yani bu ayrımcılık e, öyle bir noktaya gelebiliyor ki e, ve bunun kökende ne yatıyor? Az önce söylediğimiz gibi bunun kökeninde Almanların, Fransızların, İngilizlerin veya işte Avrupalıların genel olarak Türkleri ve Müslümanları nereye yerleştirdikleriyle alakalı. Kendilerine biçtikleri bir konu. E, Kimlik var, bu kimliğin sınırları var ve ne yazık ki bu sınırları e, Türkler aşamıyor. Ama e, literatüre baktığımız zaman, siyasal söyleme baktığımız zaman neyi görüyoruz? Suçlananlar kimler? Göçmenler, Türkler, işte Pakistanlılar, Mağribliler, Tunuslular gibi. E, bütün bunlara baktığımızda aslında biz e, tekrar şu noktaya gelmemiz mümkündür diye düşünüyorum ben. E, bunların kökeninde yatan temel e, mesele siyasi meseleler bunlar. E, ve bu siyasi meseleler zaman zaman yüksediyor. Yoksa sıradan Almanlara baktığımızda, sıradan Ruslara ve İngilizlere, Fransalara baktığınızda biliyorsunuz bizim e, Türk turizmi çok meşhurdur. Yani hem ekonomik olarak onlar için iyi geliyor, hem doğal e, olarak e, her yer Türkiye cennet gibi. Yani akın akın insanlar geliyor. Her yıl Türkiye'ye bu Covid öncesinde 40 milyona yakın insan geliyordu. Büyük bir, uh -huh. ço bir çoğunluğu bunların. E, bu bahsettiğimiz imajların inşa edildiği yerlerden geliyor. Yani sıradan normal bir vatandaşa baktığımızda, onların zihninde bu ön yargılar yok. Ama bu ön yargıların nüveleri var. Hı hı. Bu bahsettiğimiz siyasal yapılar, istediklerinde pek çok işte unsur kullanarak bunları hemen canlandırabiliyorlar. Bir örnek vereyim ben size. Bakın Türkiye İngiltere ilişkileri, pek çok Avrupa ülkesiyle kıyasladığımızda daha iyidir. Hı hı. Hatta Avrupa Birliği'ne mesela Türkiye'nin üyeliği söz konusu olduğunda çekincesi olmayan, sürekli destekleyen e, nadir ülkelerden bir tanesi de İngiltere'dir. Ama İngiltere'de Brexit sürecinde ne oldu hatırlayın. Tabii Brexit ki. sürecinde e, tabii ötekileştirilen Türkiye oldu. Kampanyalar yapıldı. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyenler şunu söylediler. Eğer biz ayrılmazsak Türkiye girecek. Türkiye girerse... Bizim sokaklarımızda suç oranları artacak. Niye? Çünkü Türkler ta Londra'nın göbeğine kadar gelecekler. Yani ama İngiliz halkı buna inandı. Çünkü siyaset söylediği zaman bunu medya söylediği zaman akademiyi düşünce kurursa yani söylem gücü veya söylemine kulak verilen kişiler ve çevreler tarafından dile getirildiği zaman insanlar buna korkuyorlar. Hı. Ve ne yaptı İngilizler? Bir, bir, bir benzeri hocam Fransa'da anayasa referandumu yani Avrupa Birliği anayasası referandumu sırasında yaşandı. Yani aynı şekilde. Ee, anayasaya hayır deyin, ee, evet derseniz Avrupa Birliği Anayasası. evet derseniz Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olacak. 80 milyon Türk e, ben her zaman öğrencilere de bunu söylüyorum. Yani hep beraber gideceğiz. Türkiye'de de kimseyi bırakmayacağız yani. Ee, öyle Avrupa'ya gelecekler korkusunu e, saldılar. Hocam affınıza sığınarak bir saate yaklaştık. Ee, e, onun için bir toparlayabilirseniz bir beş dakika içerisinde ondan sonra da hızlıca bir soru cevap yaparak e, süreci tamamlayalım bugünkü sunumu. Evet hocam bu e, tabii Avrupa'da Türk ve Müslüman imajıyla ilgili e, son zamanlarda gittikçe artan önemli bir literatür var. Bir kaynak var onu ifade etmekte yarar var. Yani bir taraftan olumsuz imajların inşa edildiğini görüyoruz. Bu hala devam ediyor. Mesela son 5 e, yılda Türkiye ile ilgili yazılan haberlere baktığınızda, yorumlara baktığınızda bunun %90'ı akademik e, makalelerin %90'ı e, olumsuz. E, ama bu orada kalmıyor. Yani bu kitap içinde kalmıyor. Bu de, e, dergi sayfalarında kalmıyor. Bu oradan dışarıya doğru taşıyor. Yani siyaset yapıcıların, medyanın e, işte kamuoyu oluşturanların e, e, dikkatine çekiyor ve yayılıyor. Mesela geçmişte ben bir iki tane şey söyleyeceğim. Yani biraz çarpıcı olacak ama bunu ifade edeyim. Mesela Sophie Rose Ariana diye bir yazar Muslims in the Western Imagination diye bir kitap yazdı. Muslims in the Western Imagination. Batı tahayyülünde, Batı düşüncesinde Müslümanlar ne ortaya koyuyor biliyor musunuz? Delilleriyle. Ta ilk dönemlerden itibaren. Ben size şeyi okuyayım. Sadece birinci cümleyi okuyayım hocam. Siz de tercüme edin, ben de tercüme edeyim. Yani orijinalini okuyalım önce. Throughout history Muslim men have been depicted as monsters. Bakın. Tarih boyunca, Tarih boyunca Müslümanlar olarak. Evet, aynen. Bunun da bunun da kitapta hocam. Bir sürü örnekleri var ve bu yani bir dönem değil. Bu bir örüntü hocam. Bu sistematik olarak kendini tekrar ediyor. Bakın size bir başka kitaptan bahsedeyim. Ben özellikle yani sinemanın son döneminde çok etkili bir dili olduğunu söylediğim için ve erişimi çok güçlü ve bugün işte bir takım platformlar var biliyorsunuz oralarda duruyor yüzlerce defa insanlar bu filmleri seyrediyorlar. Arabs and Muslims in the Media diye bir kitap var. Evelyn Asultani diye çok önemli bir referans bu. Race and Representation After 9-11. Medyada Arap ve Müslüman imajı, Müslüman imajına tabii Türk imajına dair edeceksiniz. Özellikle 11 Eylül'den sonra ırk ve Temsil diye bir kitap yazdı. Burada da çok önemli örnekleri var. Yani hangi filmde, hangi aktör, hangi dili kullanıyor, nasıl resmediliyor Araplar, Müslümanlar, Türkler bunları görebilirsiniz. Buna benzer çok da bir çalışma var ama bir tarihi çalışmayla bunu sonlandıralım. Maxim Rodinson, meşhur Fransız yazardır bu oryantalistlerden. Europe and the Mystique of Islam diye bir kitap yazmıştır. Bu Yıllar önceydi. Burada var. Yani resim bile hocam, kullanılan resim bile kapakta bir e, imaj yaratıyor. Mesela haremle ilgili biliyorsunuz, siz de çok görmüşsünüzdür tarih kitaplarında. Batı düşüncesi haremi nasıl te temsil ediyor? Haremle ilgili e, söyledikleri şeyler veya sultanların işte eşleriyle ilgili yazılıp çizilenler. Bütün bunlar tarih olarak orada fakat bugüne gelerek bitirmek lazım ben bunu. Peki bize ne düşünüyor? Ya ne düşüyor? Yani bu kadar imajlar işte inişli çıkışlı biz hiçbir şey yapamaz mıyız? Elbette bu zor bir mesele olmakla beraber Türkiye'nin kendi kimliğini, duruşunu, değerlerini bütün platformlarda temsil etmesi lazım bütün araçları kullanması lazım. Bu araçlar resmi diplomasidir, kültürel diplomasidir, işte bilim ve teknoloji diplomasidir, popüler kültür ürünleridir. Bugün bunları görüyoruz. Mesela bir diriliş dizisi. Bütün dünyada izleniyor. Özellikle Pakistan coğrafyasında, Asya coğrafyasında milyonlarca insan bunu izliyor. Bunların da aslında bahsettiğimiz imajlar olumlu yönde değiştirdiğini söylememiz lazım. Elbette biz şimdi üniversite hocası olarak konuşursak, şimdi üniversite öğrencilerimiz de bizi e, takip ediyorlar. Onlara düşen şey de kendilerini iyi yetiştirmek, Erasmus programlarına gitmek, orada ülkelerini anlatmak, kalıp yargıları ortadan kaldıracak faaliyetlerde bulunmak. Bu zor. Çünkü az önce ifade ettik, bu kalıp yargılar, imajlar inşa etmenin arkasına yatan bir e, politik proje var, siyasi proje var. Bunun da farkında olacak olursak, daha bu meselelerle baş etmenin e, kolay olabileceğini düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum hem size hem bizi sabırla dinleyenlere hocam. Çok sağ olun biz teşekkür ederiz. Nefesinizde kuvvet maşallah hocam. Yani su bile içmeden e, devam ettiğiniz bütün programı. E, teşekkür ediyorum ben. Şimdi e, söyledikleriniz bende birkaç bir şey yani düşündürdü aslında katkı olması açısından tartışmaya ve öğrencilere takip edenlere. Bir aslında bahsettikleriniz tarih kitaplarının ve tarih eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, e, biliyorsunuzdur ben daha önce Belfast'ta yaşadım. E, hem protestanların, katoliklerin birbiriyle e, çatışma yaşadıkları bir yer. Farklı iki kimlik ve birbirlerini devamlı ötekileştiren, düşmanlaştıran iki grup. Orada da tarih eğitiminin ve Avrupa Birliği'nin ne kadar aslında onları bir araya getirmeye çalıştığını görmüştük. Aslında ben Belfast'tan geldikten sonra Kıbrıs'ta çalıştım. Orası da başka bir bu tür bir problemin olduğu yer. Farklı kimliklerin ve tarih kitapları özellikle orada çok tartışılıyordu. Tarih eğitimi nasıl verilecek? Tarih anlatırken ortak bir gelecek imajı üzerine mi konuşacağız? Yoksa farklılıklarımızı ve ötekileştirmelere devam mı edeceğiz? diye bir tartışma her zaman var. Ya, bu açıdan eğitim ve tarih eğitimi çok önemli. Yani bunu tarihçilere aslında e, tabii ki soruyu sorup e, düşündürmek lazım ama e, siyaset bilimi çalışanlar ve uluslararası işler çalışanlar ve siyasetçiler olarak e, bu konuda aslında üzerine eğilmek gerekiyor. Tarih eğitimi bence bu konuda çok önemli. Avrupa Birliği içinde de biliyorsunuz yani yaşadığınız dönemde e, görmüşsünüzdür. İngiliz televizyonlarında e, en çok gösterilen programlar belgeseller hep Hitler'le ilgili. Avrupa Birliği'nin tarihi özellikle 45 öncesini ötekileştirmeye ve faşizme ve milliyetçiliği aslında aşırı milliyetçilik diyelim ötekileştirmeye dayanıyor. Bir, konuştuklarınızdan bir bunu çıkardım ben. Yani bir katkı olarak söylemek adına. İkincisi izlediniz mi bilmiyorum Robert De Niro ile Dustin Hoffman'ın oynadığı İngilizce adı Wake the Duck olan Başkanın Adamları diye bir film var. O filmde Arnavutluğu gerçek bir ülkede seçmişler. Düşman olarak seçiyorlar. Onunla ilgili şarkılar, imajlar, haberler üretilerek Amerikan halkında bir Arnavutluk karşıtı düşünce oluşturarak oraya yapılacak askeri müdahaleyi meşrulaştırıyorlar diyelim. O filmi izlemeyenler varsa şiddetle tavsiye ediyorum filmi. Şimdi genel sorulara baktım. Yani Kusura bakmayın ara sıra gözüm buraya kaydı çünkü öğrencilerden de soru almak istiyorum. Ee, aslında kitabınızda değindiğiniz bir konuyla ilgili e, Irmak Baran'ın bir sorusu var. E, şimdi bir okuyayım. E, İgmar Carson, Avrupa ile sadece politik amacı olmayan hoşgörülü ve liberal bir İslam bütünleşebilir. Ve bu tür bir bütünleşme göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonlarıyla gerçekleşebilir, diyor. Bu anlamda e, Tibbe'nin Euro-İslam düşüncesini ve Carson'ın e, İngmar Carson'ın düşüncesine benzer yaklaşımların... E, Ortaya atılan fikirlere etkisini değerlendirebilir misiniz ee, diye bir soru geldi. Ee, yanılmıyorsam Örmak Baran'dan. Hata yaptıysam affetsin beni. Ee, siz de kitabınızda aslında bu bir Avrupalı İslam oluşturma e, meselesine değiniyorsunuz. Ee, birkaç tane daha soru var. Süreyi çok e, uzatmamak adına e, beşer dakika içerisinde cevap verebilirseniz memnun olurum hocam. Buyurun. Örmak'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yerden yakalamış. Çünkü bu tartışma şimdilerde daha da belirginleşmeye başladı. Yani Avrupa'nın zihninde ki İslam özü itibariyle Avrupa'nın değerleriyle barışık bir İslam değil. Buna Ingmar Carlson bile böyle diyorsa ki söylüyor. Bassam bile de zaten söylüyordu. Yani Avrupa o nedenle biraz daha liberal diyebileceğimiz, biraz daha ılımlı diyebileceğimiz, İslam'ı bu şekilde yorumlayabileceksek bu yorumlara, bu bakış açılarına daha sıcak bakıyor. O nedenle bu tür hocalar orada daha fazla zemin bulabiliyor, hemen iş bulabiliyor. Çünkü e, bir takım aslında o zaman iddialarından vazgeçmiş oluyorlar bunlar. Halbuki e, yani Avrupalıların kendi yaptırdıkları araştırmalar var. Mesela 1997'deki İslamofobi raporu var. İslamofobi raporunda çok açık, net İslam'la ilgili 5-6 tane madde sayılıyor. İslam deyince insanların zihinlerinde ne var Batı'da? Onun dışında bir şey arıyor Batı. Halbuki İslam özü itibariyle zaten o 5-6 şey değil. Nedir o? İslam demokrasiyle uyuşmaz diyor mesela. Bu ön yargı Batı'nın ön yargısı. İslam demokrasiyle uyuşmaz diye bir şey yok. İslam'da siyasal temsil, siyasal eşitlik, bütün e, insanların e, siyasal süreçlere katılımı, bütün bunlar aslında var olan şeyler. Ama Batı kendisinin istediği bir çizgide bir İslam yorumu talep ediyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa İslam'ın kendi içerisinde baktığımız zaman inanılmaz bir çoğulculuk var biliyorsunuz. Farklı evet. yorumlama biçimleri var. Bu yorumlama biçimleri, dünyayla ile barışı o kadar yorumlama biçimleri var ki. Ama siz gidip El-Kaide'nin, IŞİD'in, e, e, Taliban'ın, İslam yorumunu İslam diye dünyaya tanıtırsanız ki öyle tanıttılar zaten. E o zaman insanların zihinlerinde şu oluyor. Bunların dışında bir İslam arıyoruz biz. Ona denile Avrupa İslami diye bir yaklaşım var şu anda. Hatta Fransız, Alman, İngiliz İslamı gibi var. Bırakın şeyi yani Avrupa İslamını. Bunun da altyapısını şu şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Artık İslam ülkelerinden buraya hoca gelmesin, vaiz gelmesin, imam gelmesin. Ne yapalım? Biz bunu burada kendimiz yetiştirelim. Şu zannediyor. Kendileri yetiştirilirse, yetiştirirlerse işte talepleri olmayan Müslümanlar olacak orada. Ama yani dini talepler temel hak ve özgürlüklerle ilgili taleplerdi. Yani Müslüman orada cami yapmaktan vazgeçmeyecek. Çocuğunun din öğrenmesinden vazgeçmeyecek. Çocuğunun Kur'an öğrenmesini istemesinden vazgeçmeyecek. Zaten ortalama ve e, ortalama Müslüman ne işi de katılıyor ne talibine katılıyor biliyorsunuz. Ya buradaki hocam, Avrupa'da katılanların sizin de ifade ettiğiniz gibi gene kitapta çoğu Avrupa'da yetişiyor. Tabii. Yani Avrupalılar onlar yani Orta Doğu'dan gelmiyorlar yani büyük çoğunluğu. Yani Mesela bu... şu soruyu sormuyorlar yani Irmak Hanım onlara da bunu sormalı. E, bu önemli bir soruydu yalnız yani bunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum ben. E, çünkü farklı İslam yorumları olacaktır yani Avrupa'da yetişen Müslümanların da kendilerine özgü bir yorum olabilir. Bu meşru bir şeydir yani burada bir problem görmüyorum ben doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şunu da sormak lazım. Belçika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Danimarka'dan yani hayatın artık işte kişi başına düşen gelir şu kadar insanların eğitim problemi yok işte iş problemi yok neden bir Müslüman çocuk orada doğup büyüdüğü halde işi de katılır bu soruyu Avrupalı'nın cevap vermesi lazım ama vermiyor az önce söylediğim meselelere bakılması lazım ayrımcılık, ırkçılık, dışlanma orada doğup büyümesine rağmen kendisini oraya ait hissedememe neden? bu sorular üzerinde düşünürsek sanırım biraz daha iyi ilerleriz diye düşünüyorum. Bir diğer soru hocam. Bizim öğrencimiz Barış Karakiraz. Arap bağrında Türkiye'nin iyi bir imajı olduğunu söylediniz. Bu durum değiştiğini ifade ettiniz sonrasında. Nasıl değişti? Ayrıca şöyle bir sorun var demiş. Batı'nın gözünde herhangi bir imajı değiştirebilmek için neler yapılabilir? Şuna, bunu ben şuna eklemek istiyorum, affedersiniz. Aday olduğumuz, aday olduğumuzda değil de müzakerelere başlamak için bize Kopenhag kriterlerini karşıladığımız ifade edildiğinde komisyon başkanının şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani çok güzel bir şey. Şu anda Kopenhag kriterlerini karşıladı Türkiye. Ama bundan sonra Türkiye'nin yapması gereken e, İngilizce ifadeyle winning the hearts and minds of Europeans. Yani Avrupalıların, Türkçe'ye tam çevrilmiyor kusura bakmayın. Yani kalplerini ve akıllarını kazanmak. Yani aslında bir anlamda imajı düzeltmek gerekiyor diye bir ifadede bulmuştu. Bizim için de yani bugünkü iktidardaki olan bir parti, başka bir parti. E mutlaka bu siyasi kriterleri bir gün e, hepsi tamamıyla bütün müktesebata uyum sağlandığını varsayalım. Öğrencilerimizden de ben bu dersi anlat bu dersleri anlattığımda siz de karşılaşıyorsunuzdur. Her zaman gelen soru şu oluyor. Bir e, karamsarlık var. Ne yaparsak yapalım bu imaj düzelmeyecek. E, i̇maj düzelmeyince de fikir değişmeyecek ve böylece girmemiz imkansız e, bir bakış açısı var. İmaj nasıl değiştirilebilir? Yani nasıl aşabiliriz bunu? Zor bir soru biliyorum. <laughs> evet hocam zor soru ama tabii sormamız gerekiyor çünkü bunları projelendirip hayata geçirmek gerekiyor. Yani verili duruma kendimizi teslim etmememiz lazım çünkü haklı olduğumuzu düşünüyorsa eğer e, onun için çalışmak lazım. Önce bu 2011 Arap Baharı'na kadar imajlar iyiydi Arap Baharı'ndan sonra imajların bozulduğunu ben ifade ettim. E, bu bir somut bir realite onu söyleyeyim yani özellikle Avrupa'daki ve Batı'daki Amerika dahil olmak üzere Türkiye ile ilgili yorumlara bakacak olursanız bunu görebilirsiniz. Buradaki temel nedenlerden bir tanesi şudur: Türkiye'nin dış politika tercihleriyle e, Türkiye'ye dün e, örnek ülke diyen, model ülke diyen insanların birden değişmesinin sebebi bu diye düşünüyorum. Türkiye dış politika tercihleri tercihleriyle e, e, bahsettiğimiz ülkelerin dış politika tercihlerinde çok ciddi ayrışmalar oldu. Bölge vizyonunda ciddi ayrışmalar oldu. Ben kırılmanın bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani imajların e, inşa edilmesinde. E, kalıp yargıların oluşturulmasında siyasal projelerin olduğunu söyledim. Bir siyasi motivasyon olduğunu söyledim. Sokaktaki insan yapmıyor bunu. Sokaktaki insan imaj inşa etmiyor, yaymıyor. Böyle bir söylem oluşturmuyor. Bunu siyaset, medya, akademiya gibi iç e, e, içe olan aslında kurumlar yapabiliyor. O nedenle e, bu bozulmanın nedeninin e, dış politika tercihleri ve çıkar çatışmaları olduğu kanaatindeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye NATO'da beraberdi. İştiği su beraber ayrı değildi. Suriye'de ayrıştık. Değil mi? Yani ondan sonra bir Amerikalının Türkiye ile ilgili model ülke demesi mümkün mü? Demez. Yani sebepleri burada aramak lazım diye düşünüyorum ben. Yani konjonktürle alakalı bunlar. İkinci soru bu imajları nasıl değiştiririz? Ee, elbette kolay değil bunu söyleyelim. Yani e, siz e, muhatap ülkelerin e, çıkarlarıyla eee karşı karşıya geldiğiniz zaman yani çıkar çatışması olduğu zaman bu imajları düzeltmek kolay olmuyor. Ama diyelim daha iyi anlaşıyorsunuz bazı ülkelerle. Ne yapılabilir o zaman? Yapılacak istediğim bir tanesi Erhan Bey'in söylediği şey. Oradaki tarih kitaplarının, tarih öğretimini, tarih yazımını baştan aşağı bir karşılıklı gözden geçirmek. Bunlar yapıldı kısmen arkadaşlar. Mesela Türkiye ile Yunanistan oturdu. Ders kitaplarındaki olumsuz imajları ayıkladı. Yani özellikle deprem şeyinden sonra, Diplomasından sonra Aynen. Türkiye Suriye ile Irakla biliyorsunuz Suriyedeki Türk ile ilgili kitaplar inanılmazdı mesela yazan şeyler hala bir kısmı buna inanır yani Osmanlı İmparatorluğu işte emperyalist bir imparatorluk diye. bütün bunlar o ülkelerle oturulup konuşulabilir İkincisi bugün daha bence etkili olan bu çok uzun vadeli bir şey çünkü popüler kültür ürünleriyle bir yere varılabilir diye düşünüyorum bu da sinemayla sanatla kültürle sporla spor diplomasının, sanat diplomasının, teknoloji diplomasının ben geleneksel diplomasından çok daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ve etkili olabileceğini düşünüyorum. İşte az önce söyledik birkaç tane dizi film bile Türkiye ile ilgili önemli e, imajları yaratabiliyor. E, dolayısıyla yapılacak işlerden bir tanesi bu. İşte akademinin kendine düşen işi var. Sivil toplumun, ekonomi ile ilgilenen kişilerin. Yani Türkiye'nin e, bugün Türkiye'de 40 bin farklı ülkelerden şirket var. E, bu rakam yanıl yanılmıyor. 40 bini geçen farklı ülkelerin yatırımları var. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani hı hı. ülkeye olan güveni gösteriyor. Bütün bu araçlar iyi kullandığı zaman e, imajların e, daha da olumluya evrilmesi mümkün olur diye düşünüyorum. Zaten az önce söyledim. Yani yılda 40 milyon 50 milyon turist geliyorsa bir ülkeye zaten aslında imajı pozitif demektir. Öyle. Bizim uğraşmamız gereken biraz elitlerle, seçkinlerle ve söylem üreten kesimle e, daha fazla işimiz var. hı. hı. Son soruyu ben sorayım hocam. Birkaç tane daha soru var ama bitirelim çünkü saat benim saatim onu, 13 geçiyor şu anda. Son soruyu aslında iğneyi biraz kendimize batırmamız gerektiğini de düşündüğüm için sormak istiyorum. Bu benim kafama çok takılan bir mesele çünkü... Devamlı bu konular üzerine okuyoruz, çalışıyoruz. Yani sizin gibi biz de Türkiye Avrupa Birliği çalışanlar için de kimlik konusu aslında en önemli konulardan biri. Hani jeopolitik, tabii ki güvenlik meseleleri, Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs meselesi çok önemli ama yani ilk başlarken ben her zaman Avrupa kimliği nedir, Türk kimliği nedir, bunlar arasındaki ilişki nedir diye başlıyorum. Her şeyin başı bence kimlik en önemli meselelerden biri. Ee, ama Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede çünkü ötekileştirme farklı kimlikler arasında devamlı olan bir şey. Biz ötekileştirmeye çalışırken e, karşı tarafı devamlı inceliyoruz. Ama bazen biz kendimiz de bir ötekileştirme tuzağına düştüğümüz oluyor. Yani öyle yaptığımızı düşünüyorum. Yani e, hocalarımızdan yapanlar oluyor, siyasetçilerimizden yapanlar oluyor. E, bence siz Türkiye'deki bu ince çizgide yürüyebilen ender insanlardan birisiniz. Bence bu kitabınız da onu gösteriyor. Yani hem batıyı anlıyorsunuz, hem batının bizi olumlu şekilde anlatanlarını anlatıyorsunuz. Bizden kaynaklanan problemleri ifade ediyorsunuz. E, arada aslında bir e, orta yol bulma. Aslında bizim siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler alanının da e, sosyoloji çalışmalarında da anlamlandırma. Ya problemler varsa onları nasıl çözebiliriz üzerine odaklaşmamız, odaklanmamız lazım. Ama bazen e, mesele biraz e, ötekileştirmeye de biz de sebep oluyoruz gibi oluyor. Bir akademisyen olarak yani siyasette yapmış biri olarak bir öz değerlendirme yaparsanız hem kendimiz adına bizler adına hem de genel olarak bizdeki tartışmalar adına ne söylemek istersiniz? Elbette hocam yani bu e, bahsettiğimiz imajların oluşması kalıp yargıların oluşmasında e, tek bir taraf üzerinde durmamak lazım yani sizin ürettiğiniz bilgi söylem e, tarz e, yöntem bütün bunlar da e, muhataplarınızı etkiliyor bunu ifade etmekte yarar görüyorum e, yani bu bakımdan e, tabii aynaya baktığımız zaman bir takım artılarımız var ama bir takım eksilerimiz de olduğunu ifade etmekte de diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şu, yani mesela diyelim ki bazen Avrupa'da Türkiye ile ilgili bir eleştiri gelebiliyor. Bu eleştiri aslında bazen bir milletvekili yapıyor bu eleştiriyi. Avrupa Parlamentosu'nda birisi konuşuyor diyelim ki bir eleştiri. Bazen bizim buna tepkimiz çok duygusal olabiliyor. Yani bütün Avrupa'yı mesela karşımıza alabiliyoruz. Sanki şahıs ya da ilgili kişi bütün milletvekillerini temsil ediyormuş gibi ya da herhangi bir akademisyenin yazdığı şeyi bütün akademiye e, mal edebiliyoruz. Bence burada biraz daha e, seçici olmalıyız. Biraz daha e, az duygusal, daha fazla rasyonel davranmalıyız. O zaman e, daha geniş kitlelere hitap etme imkanımız olur diye düşünüyorum. Tabii bu ötekileştirme vesaire söz konusu olduğunda e, bir takım e, artılarımız var. Onları da burada e, zikretmek lazım. Ben Türkiye'nin güçlü olduğu tarafları bu bakımdan ön plana çıkarmak gerektiğini düşünüyorum, özellikle bu kamu diplomasisinde. Bunlardan bir tanesi mesela Türkiye'deki Suriyeliler. Bakın Türkiye'deki Suriyeliler konusunda Türkiye'nin e, yani e, bazı istisnalar olmakla beraber büyük oranda e, bir dışlama politikası olmadı. Yani vatandaş e, yani eleştirse bile bu konuda eleştirileri olsa bile. Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi, Amerika'da biliyorsunuz işte en son bir zenci, siyahi polis kafasına çöktü. Adamı öldürdü yani onun üzerinden olaylar başladı biliyorsunuz. Tam işte bir yıl oldu aşağı yukarı bakın. Bugün birinci yıl dönüm olması lazım olayın. Yani Türkiye'de bunları görmüyoruz aslında. Bu anlamda bir ötekileştirme yok. Ama eleştiriye daha fazla açık olabilmeliyiz. Yani kendine güvenen, özgüveni olan topluluklar, kişiler, kurumlar bu konularda bence biraz daha Yapıcı bir dil kullanması gerekir diye düşünüyorum. Mesela e, diyelim ki Avrupa Birliği e, ilerleme raporu hazırlanıyor bazen. E, raporda e, haklı eleştiriler de olabiliyor ama bazen e, total olarak ya, yanlış bilgilere dayalı eleştiriler de ol, e, oluyor. Onları ayıklamak gerektiğini düşünüyorum. Yani. Tamamen reddetmek yerine böyle bir durumda. Çünkü o zaman e, Avrupa kamuoyunda da şu söyleniyor: Ya Türkiye en ufak bir eleştiri bile açık değil. Yani e, bu e, hesaplamaları iyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ama şunu da bilmek lazım hocam. Ben burada bir aslında yaşadığım bir şeyi de e, siyasi e, tecrübelerden hareketle söylüyorum. Evet, arkadaşlarla, öğrenci arkadaşlarla paylaşayım. Yani karşımızda ne tür duvarlar olabileceğine ilişkin olarak söylüyorum bunları. Bu bizim kendi durumumuzu e, yeniden değerlendirmemize engel değil elbette. O, onu e, bir kenarda koyacağız mutlaka. E, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ben Türkiye heyet başkanı olarak görev yaptım. Devletimiz bu görevi bana verdi. Orada 47 üye ülke var. 47 üye ülkenin de 340'a yakın milletvekili orada bu parlamenter meclisi oluşturuyor. İşte orada ülkelerle ilgili raporlar yazılıyor, tartışmalar oluyor, sözleşmeler hazırlanıyor. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi parlamenterler meclisinde geçen bir sözleşmeydi. Yani e, normatif değerlerin de üretildiği bir yerden bahsediyorum hocam. Burada Türkiye raportörü birisi vardı mesela. Türkiye ile ilgili bir rapor yazdılar hocam bunlar. Rapor zehir zemberek bir rapor. Haklı eleştirileri var mı? Var. Ama tamamen somut bilgi hatalarına dayalı eleştiriler de var. Ya somut bilgi. Yani diyelim ki 10 yazacağı yerine 20 yazmış. E, randevu talep ettim raportörden. Yani e, biz e, oturalım, e, e, doğru bilgi üzerine e, bir rapor hazırlayın. Biz de sizin eleştirilerinizi o nedenle ciddiye alalım. Yani ben sizin raporunuzu alıp e, kendi hükümetime gö götürdüğümde şunu diyebilmeliyim. Ya Bakın şuralarda haklı eleştirileri olabilir. E, i̇şte şuralarda objektif olarak değerlendirmeler yapmış diyeyim. Randı'yı talep ettim, e, görüşme yaptık. E, birincisi şu. Raportör orada bir milletvekili, bir ülkenin milletvekili olarak raportör, e, Türkiye raportörü. Türkiye ile ilgili hocam bir kitap veya bir makale okumuş değil. Bakın raportörlük yapıyor. Bunları hep konuştuk çünkü. Dedim ki ya siz bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Hangi kitabı okudunuz? Hangi makaleyi okudunuz? Bu iddialar nereden geliyor? Türkiye ile ilgili ben hiçbir şey okumadım dedim. Bu bir. İki. Peki dedim okumadıysanız ben size çok farklı kaynaklardan, Türkiye ile ilgili sizin burada yaptığınız yanlışları göstereyim. Bakın işte A, B, C. Evet şurada bir eleştiriniz var. Doğrudur. İşte bir takım kurumlarımızda belki aksamalar olabilir. Yani bunları ama sizin bu eleştirilerinizi kabul edebilmemiz için sizin bir kere objektifliğinizi ortaya koymanız lazım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ya bu kadar açık konuşuyorum üstelik ben kendisiyle. Ben raporumun bir noktasına, bir virgülüne dokundurmam Sayın Küçükcan dedi. O zaman sizin buna yapacağınız şey hocam şu oluyor. E o zaman biz bu raporu çöpe atmaktan başka yol göstermiyorsunuz. Tabii. Yani siz eğer bu iyi niyetli bir durum değil çünkü. İyi niyetli olan kişi ne yapar hocam? Artıları da gösterir, eksileri de gösterir. Ee, Türkiye'nin eğer gerçekten dostu ise Türkiye'nin ilerlemesi için bir yol haritası da gösterir. Ama Türkiye'yi bir kum torbasına çevirmek, bir şamar olanına çevirmek buna kimse izin vermez. O zaman e, muhataplarımızın da aslında e, seviyelerini bilmemiz lazım. Tabii ki. Yani ben PKK'yı savunan e, Avrupalı milletvekili gördüm hocam. Şimdi bunlarla bizim oturup e, neyi müzakere edeceğiz? Tabii ki konuşuyoruz, anlatıyoruz yine. Türkiye'nin pozisyonunun PKK'nın ne olduğunu. Fakat bu oluşturulmuş e, ön yargılar, kalıp yargılar, olumsuz imajlar, bunların bir kısmının e, tamamen inşai olduğunu yani Hı -hı. political e, construction tabiri caizse Hı -hı. siyasi inşadır bunlar hocam. Hı -hı. Bazıları önyargıların ötesinde artık düşmanlığa evet. geçmiş vaziyette hocam. Bu bahsettiğiniz evet. meseleler yani korkunun ötesinde. E, Emin Köktaş hocamız bir yorumda bulunmuş. E, selamları da var. E, bir ülkenin kitapçılarında ve kütüphanelerinde yoksanız e, o ülkenin fikir hayatında da olamazsınız diyor. Yani aslında bizlerin bu konularda daha çok e, eser e, vermemiz gerektiğini e, tahminen Emin hocamız bizi yüreklendirmek istediği diye düşüneyim. Bir de e, Irmak Baran e, sanıyorum e, hanım demişiz. Evet. Yanılmıyorsam bir beyefendi. Ee, onun için kendisinden de e, özür dileyelim. Affetsin bizi. E, kapatmadan evvel hocam bu bütün e, söylediklerinizi özetleyen e, kitabınızdan benim en çok dikkatimi çeken bir cümle oldu. E, onu söyleyeyim, ona, onu okuyayım. Ondan sonra da siz bir şey söyleyecekseniz kapatalım. Eğer siz başkalarının yakıştırmalarına itiraz etmeyi ciddiye almaz, gerçek kimliğinizi ve olaylara yaklaşımlarınızı tanımlamazsanız herkes başkalarının yakıştırdığı kalıp yargılarla tanır sizi. Ee, bu ifadeniz e, kitapta beni en çok aslında etkileyen ifadelerden biri oldu bu meselenin önemini e, anlamak adına. Buyurun hocam. Evet, bu aslında Emin Hocamızın söylediği şeyi destekliyor. Yani daha fazla bizim kendimizi anlatmamız lazım. Bütün e, kurumlarda ve platformlarda olmamız lazım. Hiç çekinmeden, hiç e, aslında özgüven kaybı yaşamadan. Bunu ifade edeyim. İkincisi ben hem size hem sayın dekanımıza, Rektörümüze, Üniversitenize hocam çok teşekkür ediyorum bizi öğrenci Biz arkadaşlarımızı bir yere getirdiğiniz için. Sağ olun, var olun hocam. Siyaset ve toplum konuşmalarımız devam edecek. duyurularımızı üniversitemizin Twitter hesabından, bölümümüzün Twitter hesabından izleyicilerimiz takip edebilir. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Selamlar.